Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlere Galatasaray'ın ilgilendiği Yıldız Solbek Alex Moreno'dan bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Özellikle katıl butonundan da bizlere desteklerinizi iletebilirsiniz. Gelin şimdi transferin detaylarına geçelim istiyorum. Galatasaray'ın transfer çalışmaları, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve bunun yanında Avrupa'daki mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon özellikle sol bek ve orta saha mevkilerinde yaşadığı sıkıntılar bu sezon transfer döneminde daha dikkatli, stratejik hareket etmelerine neden olan bir sarı kırmızılı kulüp var karşımızda. Bu yıl daha temkinli adımlar, daha böyle heyecan transferleri yapmak istemeyen bir Galatasaray var. Sol bek mevkisine de kritik bir transfer yapmak için girişimlerine devam ediyor. İspanyol basını Galatasaray için flash bir transfer iddiası ortaya attı ve Galatasaray'ın bu ismiyle Türkiye'den de önemli bir kulübün daha ekstradan ilgilendiğini, yani Galatasaray'la burada bir transfer rekabeti de olduğunu dile getiriyor. Habere göre Aston Villa forması giyen Alex Moreno'nun Galatasaray tarafından istendiği belirtiliyor. Türkiye'den Beşiktaş'ın da oyuncuya ilgisi olduğu da bu haberde vurgulanıyor. 1,5 yıl önce Real Betis'ten Aston Villa'ya 13,5 milyon, 13,5 milyon euro bedelle transfer olan 31 yaşındaki sol bek Moreno'nun Nottingham Forest tarafından kiralanmak istendiği de öne sürülüyor. Ayrıca Nice, Villarreal, Real Betis de İspanyol yıldızın yakından ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Moreno'nun mevcut kadroda Madsen ve Dick'in gerisinde 3. tercih olarak kadroda kalabileceği konuşuluyor ve futbolcunun da buradan ayrılıp Avrupa kupalarında forma şansı bulabileceği bir kulübü tercih etmek istediği dile getiriliyor. Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen Moreno 3 gol katkısı sağladı ve 1559 dakika sahada kaldı. Kariyerine bir bakmak lazım futbolcunun ama öncelikle şöyle bir bakalım istiyorum. Futbolcunun 13 milyon euro gibi bir şu anda bonservis bedeli var. Aldığı birçok kupa var. 1,79 boyunda sol bek mevkiinde oynuyor. İspanya uyruklu bir futbolcu Premier Lig'de Aston Villa'da forma giyiyor. Alex Moreno'nun kariyeri kısaca şöyle: 8 Haziran 1993 tarihinde İspanya'nın bir kentinde doğdu. Moreno profesyonel futbol kariyerine doğduğu şehrin takımında devam etti. Bunun altyapısında başladı. Ardından Barcelona'nın U19 takımına yükseldi. Buradan dikkatleri üzerine çekti. Güzel bir performans sergiledi. Ardından 1 Temmuz 2012'de bedelsiz olarak Ligoslara'ya transfer oldu. Bir yıl sonra Mallorca'ya, 4 Temmuz 2013'te bedelsiz olarak transfer edildi. 15 Temmuz 2014 2014'te Rayo Vallecano'ya bedelsiz olarak geçti. Böyle böyle kariyeri devam ediyor. Real Betis'e 2 milyon euro bedelle transfer oldu. 4 yıl boyunca burada forma giydi. 11 Ocak 2023 tarihinde İngiltere'nin köklü kulübü olan Aston Villa'ya transfer oldu. Galatasaray ve Beşiktaş'ın Moreno'ya ilgi duyduğu biliniyor. Alex Moreno'yu transfer etmek için ciddi bir çalışma sürdürülüyor. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün de bu noktada daha güçlü bir kadroya sahip olmamız lazım diyerek Moreno transferine ekstra önem verdiği dile getiriliyor. Okan Buruk'un da bu transferi bitirin dediği Galatasaray yöneticileri bilinenler arasında. Oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Dolayısıyla bonservis bedeliyle transfer edilecek ya da bir kiralık opsiyonu ortaya girebilir. Galatasaray transfere yakın olan tarafta diyebiliriz. Özellikle Young Boys maçı da bu noktada çok çok önemli. İkinci maçta Galatasaray'ın yapacakları da Avrupa yolculuğuyla alakalı bazı anekdotlar ortaya koyacağı için yıldız isim noktasında da önemli bir belirleyici unsur. Galatasaray burada turu geçmiş olarak devam ederse sezona 27 milyon euroyu da kasasına koyarak bu miktarla Moreno'nun veyahut da bir başka ismin transferini de gerçekleştirebilir. Tabii ki pazarlık süreci de önemli olacak. Alex Moreno'nun bonservis bedelinin 10 milyon euroyu geçmesi
düşünülüyor. Gabriel Sara transferinde 18 milyon euro gibi bir rakam çıktı yönetimin elinden. Sara'nın performansı da şu an için beklentinin biraz altında diyebilirim ama daha sezona yeni başlıyoruz. Detaylıca bir Moreno'ya bakalım istiyorum. Diğer görseli alalım. Gördüğünüz gibi Transfermarkt verilerine göre ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş'ın olduğunu da görüyoruz. Beşiktaş'ın özellikle yeni teknik direktörünün Moreno ismine çok sıcak baktığını net olarak yakınındaki bazı isimlerden duyabiliyoruz. Oynadığı bölümlere bakarsak futbolcunun özellikle son 2 sezonda ve bu sezonda devam eden problemlerle yeni transferlerinde buralara çözüm olmamasıyla bekler noktasında Galatasaray'ın başı gerçekten çok ağrıdı. Bek noktalarda her zaman böyle devşirme oyuncularla sezonu devam ettirmeye çalışan Galatasaray böyle yamalı gömlek gibi bu bölgelerde bir şekilde idare etmeye çalışıyor diyebiliriz ve bu problemi kesin çözmek istiyor. Orta sahanın solunda görev alabiliyor futbolcu. Baş mevki olarak da sol bek diyebiliriz. Efektif bir futbol anlayışı var. Hızlı, süratli bir futbolcu. Yetenekleri söz konusu olduğunda tereddüte, şüpheye yer kalmayan bir futbolcudan bahsediyoruz. Bunun yanında bir patlama da gerçekleştirebilir diye de böyle bir analiz yapabiliriz futbolcu için. Kısaca oynadığı kulüplere de bakarsak gördüğünüz gibi Barcelona'nın U19 takımından Mallorca'ya, oradan Vallecano'ya, Real Betis'e ve Aston Villa'ya uzanan önemli bir kariyeri var ve kariyerine Avrupa kupalarında forma şansı bularak devam etmek istiyor yıldız isim. Son olarak futbolcunun bonservis bedeline bakarsak güncel piyasa değerinin 13 milyon euro civarlarında olduğu Transfermarkt verilerinde gösteriliyor. En son Mayıs ayının sonunda güncellenmiş bu veriler. Yani yakın bir zaman diliminde 20 milyon euroları gördüğü de bir dönem var. 2022'nin Kasım ayında 20 milyon eurolara kadar çıkan bir bonservis bedeli var. Buradan daha da yukarıya çıkabilir veya 20 milyonun üstünde bir futbolcuymuş gibi de bir performans Galatasaray alabilir. Çünkü özellikle bekler nokta futbolcu için Galatasaray'ın yakından ilgilendiğini biliyoruz. Gelecek günlerde bakalım neler yaşanacak. Galatasaray bu transfer için özellikle tur atlamayı da bekliyor diyebiliriz. Oradan kasasına girecek olan parayla bazı transferlere temas etmek istiyor. Sıkı da bir pazarlık döneceğine eminim. 13 milyon euroya bu transfer bitmez. Galatasaray 8-9-10 milyon eurolara kadar bunu çekmek isteyecektir. Sevgili dostlar, sizlerden ricam videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.